Sana hayatında bugüne kadar görmediğim bir iş öğretiyorum. Tamamıyla sıfırdan başlayacaksın. Telefonla bile başlayıp para kazanabileceksin. Kazancının da neredeyse tamamı kar olmuş olacak. Geçen haftaki videoda 100x fikir diye bir kanal oluşturmuştuk. Tamamıyla sıfırdan her aşamasını detaylı bir şekilde anlatarak oluşturmuştum size. Eğer izlemediysen çıkan kartlardan önce onu izlemene sana tavsiye ederim. Şimdi bu kanalımız için bilgilerimizi satacağımız bir e-kitap oluşturacağız. Ve evden oturarak telefonla bile başlayarak para kazanabileceksin. E kitap için bilginiz varsa kendiniz yapabilirsiniz. Ama ben tamamıyla yapay zekadan yararlanacağım. Çünkü spiritüel konulara hiç ilgili değilim. Geçen hafta kanalımızı oluşturduk. Potansiyel müşterilere eriştik. Şimdi bu müşterilerimizin sorunlarını çözecek bir ürüne ihtiyacımız var. Bu şekilde müşterilerin sorunlarını çözeceğiz. Satış yaparak biz de kazanç sağlamış olacağız. Bu şekilde çok fazla para kazanacağız. Haftaya paylaşacağım videoda da gizli pazarlama taktiklerine gireceğiz. Kaçınmamış için şimdi hemen abone olmayı unutma. Bu kanal tamamıyla güven üzerine inşa edilmiş bir kanal arkadaşlar. Oluşturduğum kanalı hiçbir gizlilik olmadan tamamıyla görebileceğiniz şekilde açıklamada paylaştım sizinle. Bu kötü ekonomi durumunda sizin de para kazanmanızı istiyorum. Ve gerçekten bunun için uğraşıyorum. Bu yüzden beğenilerinizi ve yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Bu videoyu ve bir önceki videoyu sonuna kadar izlediğinden emin ol. Garanti ediyorum para kazanacaksın. Size sadece bir konsepti anlattım şu anda. Fakat 50'den fazla para kazandıran konsepti bir e-kitapta buluşturdum. Onlara da gitmek istersen çıkan kartlara tıklayabilir ya da açıklama kısmından onlara da erişebilirsin. Ne de olsa oluşturacağımız bu kanalı ve dijital ürünü bu videoyu izleyen çoğu kişi yapacak. Bu yüzden farklı konseptler, emin olun bu konseptten çok daha fazla kazandıracak. Lafı daha fazla uzatmayalım ve videoya geçelim. Bunun için öncelikle ChatGPT'den yararlanıyoruz. ChatGPT hepinizin bildiğini varsayarak hareket ediyorum. ChatGPT'den ben sizin için önceden bir arama yapmıştım. Bizim çektiğimiz videolar olumlama ve spiritüel bir kanal olacağından dolayı üzerinde bunu düşünmeniz gerekiyor. Hangi ürünü yapsam izleyiciye faydalı olur? Bunu düşünmeniz gerekiyor. Faydalı olmayan bir ürün satışı yaparsanız bu hiç etik değildir. Bu noktada satış da çok önemli. Satışa da haftaya gireceğiz. Dedim ki spiritüel konularda insanları geliştirmek için bir ek kitap oluşturmak istiyorum. İnsanların ilgilerini çekebilirsiniz bilecek bir şekilde ve fazlasıyla faydalı bir kitap olacak. Bu kitap için içindekiler bölümü oluştur. İçindekiler bölümü oluştur dememizdeki mantık da şudur. Kitabı direkt yazmasını istediğimiz zaman yazamaz ChatGPT. Bunu yazamaz. Her kitabın içerisinde bir içindekiler bölümü vardır. Başlık başlık öncelikle neleri göreceğimizi bize anlatır. İçindekiler bölümü oluşturmasını istiyorum. İçindekiler bölümü benim için tatminkarsa tamamdır. Bu kitabı oluşturabiliriz. Şöyle ilerleyeceğiz. Her başlığı ChatGPT'ye açıklamasını isteyeceğiz ve bunu notlarla ya da Word'le birleştireceğiz sonunda bir kapak fotoğrafı oluşturup kısa bir şekilde Shopee'ye bunu nasıl yükleyebileceğinizi ve nasıl satış yapabileceğinizi göstereceğim. Şimdi diyoruz ki bölüm 1 spiritüel yolculuğa başlangıç. Bu bölümlerin başlangıçlarında kitapların önce temel bir konuyu anlatırlar. İşte ben diyeceğim ki mesela bölüm 1'i kopya diyoruz. CTRL C, CTRL V ile bölüm 1 spiritüel yolculuğa başlangıç hakkında giriş metni oluşur dedik. Bize bu konu hakkında öncelikli olarak bir giriş metni oluşturması gerekiyor. İnsanlar bölüm 1'in içerisinde neler olacağını ya da bu konuyla alakalı bir giriş cümlesini bütün kitaplarda görmüşsünüzdür. Öncelikli olarak bir giriş cümlesi kurmamız gerekiyor. Bu giriş cümlesini tamamladıktan sonra bölüm 1.1, 1.2, 1.3'lerin hepsini buraya teker teker yazacağız. Hakkında bilgi ver diyeceğiz. Bize bilgi verecek. Bunların hepsini toparlayacağız. Daha hızlı olması için aşağıdan notlarımı açıyorum. Notları burada bununla beraber birleştiriyorum. Notlar sağ tarafa gelmiş oluyor. Burada hemen kopyala yapıştır olarak hızlı bir şekilde ilerleyebileceğiz. Öncelikli olarak ben burada içindekiler bölümünü buraya kopyalayıp notlar bölümüne kopyalayacağım şimdi şu şekilde ilerleyecek bir tane daha aynı şekilde içindekiler bölümü oluşturacağım buraya aynı şekilde kopyaladım bölüm 1'in altına bu yazdığımız giriş metnini yapıştıracağız bir kontrol edin tabii ki de ne yazdığınızı. Tamamdır. Giriş metni tamam. Şimdi başlayacağız bu şekilde. 1.1 Spiritüel gelişim nedir? Bu zaten direkt soru olduğundan dolayı bize burada soruyu anlatacak. Hakkında falan filan yazmıyorum. Spiritüel gelişim nedir diyor. Spiritüel gelişimin ne olduğunu burada bize chat GPT açıklayacak. İkinci olarak taktiğimizi göstereceğim ve bu videoyu burada hızlandıracağım ve notlara bütün hepsini açıklamış haliyle geri gelmiş olacağız. Bu nokta tamam. Şimdi 1.1 Spiritüel gelişim nedir ayarla ayarladık. Konuyu ayarladık. 1.1 spiritüel gelişim nedir dedik. İkinciye geçiyorum. İkinciyi de şu şekilde ilerlemesini istiyorum. Kendi spiritüel yolculuğunu keşfetme hakkında bilgi ver diyorum. Bu şekilde ilerliyor. Siz bütün hepsini aynı bu şekilde yaparak notlara, Word'e ya da bir yere Bunların hepsini not alacaksınız. Böyle ekranı ikiye bölmeniz her zaman için daha iyidir. Buradan alıp hemen kopyala yapıştır şeklinde yapabilirsiniz. ChatGPT'nin yazması için birazcık zaman tanımanız gerekiyor. Ve bu şekilde insanların sorunlarını çözebilecek bir ekip oluşturmuş olacağız. Ve bunu da potansiyel müşterimizle birleştireceğiz. Video metnini tamamladığımız zaman geri döneceğim. Merhaba canlar şu anda kitabımız tamamlandı. Buna bir ön söz ve son söz ekledim. Siz de ön söz ve son sözü kendiniz yazabilirsiniz. İsterseniz onları da çeçip içe yazabilirsiniz. Kitabı bir okuyun, kontrol edin. Neler olduğuna bakın. Benim notlarla bir işim kalmamış oldu şu anda. Siz buraları kendinize göre ayarlarsınız. Kitap uzunluğuna göre de ayarlayabilirsiniz. Şimdi en başa geliyorum. Şu anda kitabı düzenlememiz gerekiyor. Siz bunları kendi kafanıza göre ayarlayabilirsiniz. Ben kitaba değişiklik, böyle derinlik katmak için bu tarz şeyleri yapıyorum. Kitabınızın düzenli, güzel görünmesi gerekiyor. Aynı zamanda kendinize şöyle bir prensip belirlemeniz gerekiyor. Bence insanlara faydalı olması gerekiyor. İnsanlara faydalı değilse bir şey satmayın. Bu faydasız olduğu zaten karşı taraftan anlaşılır. Her zaman satışta sizin gerçekten bunun doğru, gerçekten bunun faydalı olduğunu inanmanız gerekiyor. Kitabı baştan sona okuyun. Kitabın faydalı olduğunu emin senin. Satış Satış'a sunun. Tamamıyla 73 sayfadan oluşan bir kitaba sahip olduk şu anda. Şimdi Kalmaya geçiyoruz. Fakat kalmaya geçmeden önce bizim logomuzun renklerini öğrenmemiz gerekiyor. Ginflap.com bunu açıklama kısmına vereceğim. Açıklama kısmına buraya logonuzu yüklüyorsunuz. Buradan renklerinizin kodlarına erişmiş olacaksınız. Bu bizim kitabımızın kapak fotoğrafını kullanırken bu renkleri kullanmamız gerekiyor ki bu videodan geldiklerinde aynı kapak fotoğrafını yansıtabilsin. Aynı renkleri kullandığınızda sizden gelmiş olduğunu anlayacaklar ve bu bir güven inşa etmiş olacak. Hangi rengi kullandığımızı bulmamız için bu siteye erişmemiz gerekiyor. Şu buradan bakarak kapak fotoğrafımızı yapacağız. Geçilen renk kodundan buradan renk kodunun ne olduğunu görebiliyorsunuz. Tıkladığımızda burada bize renk kodunu göstermiş olacak. Burada e-posta bülteni oluşturuyoruz. Ondan sonrası tamamen sizin tasarım yeteneklerinize kalmış oluyor. Bunu da gösterdiğimize göre kapak fotoğrafını tamamladıktan sonra görüşürüz. Şimdi kapak fotoğrafımızı da tamamladık. Kapak fotoğrafı tamamen sizin tasarım yeteneklerinize kalmış. Kapak fotoğrafını tamamladıktan sonra bunu indiriyoruz. Shopier hesabı açmanız gerekiyor. Shopier hesabı açmalarının temel niteliklerini teker teker size göstermeyeceğim. Ama şunu söylemem gerekiyor. TC kimlik numaranızla açıyorsunuz. Bu nedenden dolayı TC kimlik numaranızda bir tane hesap açabiliyorsunuz. Bunu dikkate alarak hareket etmeniz gerekiyor. Aynı zamanda şirket kurmanıza falan da gerek yok. Bireysel olarak da satış yapabiliyoruz. Benim Shopier hesabım var. Bu Shopier hesabı üzerinden size nasıl Nasıl ürün yükleyeceğini göstereceğim hızlı bir şekilde göstereceğim şu ana kadar kitabımızı hallettik tasarım için bir kapak fotoğrafı oluşturduk şimdi Shopier hesabında bu kitabımızı satışa sunacağız bunu hem YouTube kanalımıza hem de açıklamalar kısmını ekleyeceğiz haftadaki videoda da bu satışları nasıl arttırabileceğimizi videonun içerisine reklamımızı düzgün bir şekilde nasıl koyabileceğimizi size teker teker anlatacağım haftaya ki videoyu kaçırmamak için hemen şimdi abone olmayı unutma şimdi tasarım yaptığımız kapak fotoğrafını burada ürün görsellerinden indirilenlerden ekliyoruz buraya. Buraya eklediğimiz zaman insanlar bu kapak fotoğrafını görecekler. Daha ileriki noktalarda siz bir içindekiler bölümü olarak da bir şeyler tasarlayabilirsiniz. Aynı zamanda ürün ismine geliyorum. Ürün ismine de spiritüel gelişim rekberi e-kitap. Benim kitabımın adı bu olduğu için bu şekilde bir kitap ismi oluşturdum. Açıklama kısmına içindekilerin ne olduğunu, kitabın kaç sayfa olduğu gibi bilgileri yerleştirebilirsiniz. Onlar size nasıl iletişim kurabilirler? Kitabın içerisindeki bilinmesi gereken bilgileri açıklama kısmına yazabilirsiniz. Satış fiyatı fiyatı olarak bir fiyat belirlemeniz gerekiyor. Bu fiyatı spiritüel kitap. Mesela ben spiritüel gelişim rehberi diye bir kitap oluşturduğum için spiritüel kitapların orantılı bir fiyat biçtim. Bu kitapların ortalama fiyatları 150 bandında olduğundan dolayı ben de 150 TL'lik bir satış fiyatı koydum. Ama şöyle yapabilirsiniz. Satış fiyatını 300 TL yapıp sonrasında indirimli bir şekilde bunu 150 TL çekebilirsiniz. Bu indirimli olarak gösterir. Bunun haricinde göstermem gereken önemli noktalardan bir tanesi de şu. Biz bir dijital ürün satacağım bizim için dijital ürün teslimatında teslim edilecek dosyayı seçip buraya kitabımızı yerleştirebiliyoruz. İnsanlar sipariş ettikleri zaman bizim dijital ürünümüz direkt onların karşısına çıkacak ve indirebilecekler. Aynı zamanda siz hem buraya bunu koyun, sipariş geldiği zaman mail yoluyla siparişi aynı zamanda tekrardan bir kere daha iletmeniz sizin faydanıza olacaktır. Bu noktalardan sonra ürünümüzü satışa çıkarmış olacağız. Ürünü basit bir şekilde böyle satışa çıkardım. Ben bunun üzerine biraz daha çalışacağım. Siz de aynı şekilde çalışabilirsiniz ürünün linkini kopyaladıktan sonra sizin ürünler bölümünüzde yukarıda ürün linki olacak shop yerde. Onu kopyalıyoruz ve kanalımıza geliyoruz. Kanalımızda YouTube stüdyoya geldikten sonra videoların açıklama kısmına benim şu anda baktığımız zaman bugün günlerden 6 Kasım ve 386 aboneye gelmişiz. Videoyu çektiğim zamanlarda 220 abonesi vardı bu kanalın. Şu anda yükselişte olduğundan dolayı yeni bir video atmıyorum. Yükselişi durduğu zaman yeni video atacağım ve üzerine reklam koyacağım. O videoyu da takipte kalın. Şimdilik video yok dediğimiz zaman açık açıklama kısmına ben böyle kitabımın linkini buraya paylaştım. Aynı zamanda kanalımızın başlığına da bunu yerleştirmemiz gerekiyor ki insanlar çok rahat bir şekilde bu kitaba erişebilsinler. Özelleştirme bölümüne gelip temel bilgilerden burada linki de kitabımızın linkini bağlantı ekle bölümünden buraya ekleyebiliriz bu kitabın linkini şu anda kitabımızı hallettik. Bir potansiyel müşterimiz var. Bu potansiyel müşteriyi insanların faydasına olacak bir e-kitapla tamamlamış olduk. Bu ürünü ve potansiyel müşteriyi bulduk. Şimdi geldik en önemli noktaya. Bu ürünü nasıl satacağız ve nasıl pazarlayacağız? Bu pazarlama videolarına da haftaya geçeceğiz. Haftaya kaçırmamak için videoları şu an abone olmayı unutma. Şimdilik yapmamız gereken bunlar da bu konsept haricinde. Farklı konseptlere bunu adapte edebilirsiniz. Farklı konseptlerde yaratıcı işler başarabilirsiniz. Instagram bunu yapan çok fazla insan var ama Instagram'da 30 saniyelik bir videoda anlatabileceğiniz şeyler çok kısıtlı olacağından dolayı satış yapmanız bir o kadar da zor olacaktır. Bu nedenden dolayı bunu YouTube'da yapmak çok faydalı olacaktır. YouTube'da bir noktadan sonra kanalınız bilinirliği arttığı zaman satışlarınız inanılmaz derecede artacak. YouTube kazancınıza geçecek diyebilirim. Bu tarz ve kimsenin bilmediği gizli konseptleri sen de öğrenmek istiyorsan açıklama kısmında sana 50'den fazla konsepti sundu. Bu konseptleri uygulayarak aynı bu şekilde yaptığımız gibi farklı konseptlere entegre ederek YouTube'da satıştan ve YouTube kazançlarından otomasyon olarak çok fazla paralar kazanabilirsin. Benim birçok kanalım var ve bir tanesini sizinle beraber şu anda sıfırdan inşa ettik. YouTube videolarının nasıl yapıldığını gösterdim. Kanalın nasıl yapıldığını gösterdim. Ve bu kanala bir bilgi satışı olarak bir ürünü nasıl oluşturabileceğini size gösterdim. Bir sonraki videoda bunları nasıl satabileceğimizi, videolara bunları nasıl yerleştirebileceğimiz hakkında size taktikler vereceğim. Bu konseptli videoyu izleyen çoğu kişi yapacağı için benim açıklamada verdiğim 50'den fazla gizli konsepti yapmanız sizin için çok iyi olacaktır. Çünkü herkesin yaptığı işte çok fazla para olmaz. Şu an benim yaptığımı büyük ihtimalle çoğu kişi yapacaktır. Bu nedenden dolayı gizli konseptleri değerlendirmenizi size tavsiye ederim. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.